Pascal, Oman, Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay angus. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz. Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın sevgili Aragaz camiası. Aragaz başlamış bulunuyor. Kadir Çöpten ve Pascal Numa hizmetinizde. Bugün bir değişik giriş yapalım istedim ve hakikaten kabiliyetli genç Pascal Numa size yöresel riffler içeren bir melodiyle günaydın diyecek. Pascal hazır mısın? Pascal ne oluyor? Abi ısıtıyorum. Dudakları ısıtıyorum. Dudaklarımı ısıtıyorsun niye? Şarkı söylerken kramp girmesin diye. Dudağa kramp girer mi abi? Abi benimki gibi olursa girer. Bak orası doğru. Zodyak bot kenarı gibi dudak var sende. Hadi hadi Pascal, günaydın melodini alalım. O ara günaydın, 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 günaydın. Günaydın, günaydın, gününüz aydın. Pascal, Pascal bu hangi yöre? Abi herhalde Çorum değil mi? Çorum bölgesinden tatlar içeren Pascal'ın günaydın şarkısını bir kere daha alalım. Bir kez daha git Pascal. O ara günaydın, 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 günaydın. Günaydın, günaydın, gününüz aydın. Ben hepsini anladım da o sondaki piu ne? Abi uzun hava bitince öyle yapıyorlar. Bizim orada öyle. Ha, her kuşu bir leylek kaldı mantalitesine hareketle. Denişik bir açılış yapalım dedik, böyle oldu yani. Hanımlar beyler, 22 Kasım Salı günüsü. Kadir Çöpten ve Pascal Numa mesaisinin başındadır. Kadir bir dua çaksak. Trafikler er ya. Yok abi, dua etmeyeceğim ben artık. Niye baba? Yok abi, millete yaranamıyoruz ya. Herkes kendi duasını kendi seçsin kardeşim. Vay Kadir'im be. Niye ya küsün? Bilmiyorum, isyanım var benim Kadir'e Pascal. Abi niye isyan ediyorsun ya? Yapma ya, yapmasın sen. Ya yapmam da anlaşılmamak beni bazen bozuyor be Pascal. Ne takıyorsun ya? Üzme tatlıcanını, dik tut patlıcanını. Doğru diyorsun aslında. Bizi anlayan anlar, anlamayan açar sözlüğe bakar, öyle mi? Öyle abicim, amin, buyurur, rahat ol. Kardeşim antidepresan gibi adamsın yemin ederim. Gevşedim yahu. Gevşetirim, benim öyle bir etkim var. Özellikle kadınlar. Ha, ama bu demek değil ki beton ormana ekmek parası kazanmaya giderken yolda yolakta trafik çilesine düçar olmuş çilekeş halkımızın sıkıntısını ve derdini anlamayacağız. Bu dertle dertlenmeyeceğiz. Haliyle hallenmeyeceğiz. Asla ve kat'a. Derdiniz derdimizdir kıymetli halkımız. Sevgili vatandaş. Haylo. Sevindiğini bil. Bugün yine şamata, makara, kukara ve sınırsız geyik hizmetinizde. Bak Pascal, aklıma şey geldi ya. Senin arabanın sol tarafı boydan boya çizikti. Ne oldu abi? Abi sorma ya. Kargara çizdi. Nasıl? Karga araba çizer mi be? Oğlum sardırdılar ya. Karga arabaya sardırdı. Var ya, bu kargalar işi iyice ilerletti ha. Eskiden insanlara saldırı yollardı. Şimdi arabalara saldırı yollar ya. Abi evet. O var diye bir tane. Şişman adam. Hitchcock. Ha. Onun filmi gibi. Ama hiçbir karga benim balkona gelen Rıfkı gibi olamaz hacı. Ne? Karganın ismi mi var? Var. Ben taktım adını Rıfkı. Vay be. Muhabbeti dizde var mı yani? Var. Ha? Var abi. Bak şimdi bunlar ceviz kırılsın diye yola koyuyorlar da araba üstünden geçiyor. Ceviz kırılıyor ya. Gelip yiyorlar biliyorsun sonra. Ne? Kargoya bak. Ya bu Rıfkı direkt cevizi bana getiriyor kardeşim. Bende ceviz kıracağı var ya, tak tak cama vuruyor. Evet. Camı açıyorum, cevizi alıyorum. İçeride kırıyorum, ayıklıyorum, alıyor gidiyor şerefsiz. Hadi canım. Ya barter yaptık. Ben ona ceviz kırıyorum, o da kargaları tutuyor. Bana saldırmıyorlar. Yoksa benim sokaktan geçmek, şu an Suriye sınırından geçmekten daha feci. Kargalar dalar adamın kafasını. Bak bizim binada bir Arap ev kiraladı. Adam saç ektirmiş. Herifin yeni ektirdiği saçları dittiler ya. Harbi mi? Adam ağlayıp duruyor ya.
Ya bunu Arabistan'da anlatsam inanmazlar diyor ya. Ben dedim acı burası İstanbul. Burada bizim her günümüz adventure ya. Abi çok makara ya. Düşünsene. Saç çektiriyorsun. Kargalar yoruluyor. İstanbul'da yaşıyorsan başına her şey gelebilir Pasko. Peşin kabul yapacaksın kardeşim. Hadi başlayalım be, uzatmayalım. Başlayalım dayı. Hadi hadi, herkes hayırlı işler, bol güçler efendim. İşiniz gücünüzden ses kessin, davancanızdan ses kessin. Aragaz. Her friki gol yapan tek program. Aragaz. Tövbe tövbe. Pascal. Geldim. Posta Gazetesi'nin Yurdumun Şairleri köşesinden bir büyük şiir var ya, onu okuyacağım. Hadi oku bakalım. Evet, şairimizin adı Fatma Özger Bilgiç. Şiirin adı Gönül Treni. Aa, bak adı güzel. Gönül Treni. Yes, şiir daha güzel. Bak şöyle. Gönül trenim sarsıldı durdu. İçindeki tüm yolcuları savurdu. Hayırsız vefasızları bir bir atıverdi. Ya Kadir. He, ne oldu? Bu tren değil oğlum. Rodeo bu. Neyse. Yalnızlığa, vefasızlığa kucak açtı. Gönül trenim durduk yerde sarsılmadı. Sorunlar ve yüksek sesler çıkıverdi. Makastan da geçiyor. Olur öyle. Evet, dur şairi bozdu. Güvendiği yürekler çürük çıkıverdi. Sabır oldu, sabır taşı oldu, çatladı. Hani trendi? Nasıl çatlıyor? Ya kardeşim, şiirdeki bu alegorik sanatı algılayamıyorsan bir sus dinle ya. Buyurun, dinliyorum. Gönül trenim raydan çıktı, yeter artık diye frene bastı, kini nefreti duvara astı ama hayırsız olanları geride bıraktı. Gönül trenim beni suçladı, iyi niyetimden şikayet etti, artık kendini frenle dedi, bencilleri gönlünden sil dedi. Trenine bak, konuşuyor. Gönül trenim yükünü boşalttı ve fazlara karşı biraz rahatladı, incidip kıymet bilmeyen unutup diye rahatladı, yeniden gerçek dostları aramaya çıktı, içi dışı biri olanları bul diye haykırdı. O nasıl tren ya? Yavrum sen anlamazsın çünkü sendeki kafa ecnebi kafa. Tren burada gönül alegorisi. Bunlar ince söz sanatları yapmış kadın. Ecnebilerde yok böyle şeyler. Abi tren trendir ya. Abi o tren değil ama. Tren yok. Tren yok. Manyak mısın oğlum? Lan bütün şiir tren dedin. Oğlum o tren tren değil. Gönül o, gönül. O zaman niye tren diyorsun? Ya gönüllü trene benzetiyor. Hadi canım, çok saçma. Yani ne ara ki? Yani hani tren her istasyonda durur. Her çeşit yolcu biner iner. Hani gönlü de tren gibiymiş yani. Böyle binmişler inmişler diyor yani şair. Niye uçak değil? Uçak daha uygun. Abi gönül uçağı diye bir şey olur mu ya? Trenin romantik tarafı var. Uçağın ne gibi bir romantik tarafı var? Denizaltı. Gönül denizaltısı. Ya yürü git, ne alakası var be? O da dalıyor. Ya hakikaten sen bu işlerden uzak dur Paskal'a. Abi şiir. İşim olmaz. Ne kadar hayat felsefemiz no manita no dırdır, yes şamata yes gırgır olsa da sanata mesafeli ve sanatçının arkasında olan tek radyo şovu biziz efendim. Tabii tabii. Öyleyiz. Aragaz. Eli işte, gözü oynaşta olan program. Pascal. Gel ya. Bir şey soracağım. Sor da ya. Yatakta ne kadar vakit geçiriyorsun? Bana kalsa var ya, hiç çıkmam. Hele şu kış aylarında sanki o yorgan insana gitme gel, gel yavrum buraya, gel yavrum kapan içime diye seslenmiyor mu? Ah dayı sarma. Ya yorganın çağrısına kayıtsız kalmak zabağından zor değil mi ya? Ha? Hiç sorma dayı. Ben en tap sevgilimden bile sabah yataktan ayrıldığım kadar zor ayrılmadım Pascal. Kadir sen de biznes. Ya bir de ilginç bir şey var. Ne o? Yatarken gezegendeki en rahatsız yatak olan yatak, kalkarken sanki sana oluyor cennet bahçesi ya. Aynen öyle. Uzmanlar demiş ki uyku ve Honduras dışında yatağınızı kullanmayın demiş, biliyor musun? Abi tamam da ne kaldı geriye? Başka ne yapacağız? Nerede kullanacağız? Aa buldum. Kahvaltı olur abi. Yatakta. En sevdiğim. Aa yapma, sırayla kendine gel, o işi geçeceksin. Yabancı dizilerden görüp adet çıkarıyorsunuz başımıza. Anneli babalı evde büyüdük biz kardeşim, yatakta yemek yenmez ya. Dayı seppa var ya, yatak seppası. Satıyorlar. Olmaz, bizde olmaz o işler Hacı Pasko. O bizde olmaz, uzaktan görünce hoş ama insan huzursuz oluyor. Ben denedim, içten içe nimetin ne işi var yatakta diye soruyorsun.
Basturnanın sucuğun dadını alamıyorsun. Şöyle ağız tadıyla o sucuğun yağını ekmeğe banıp yatağın içinde yiyemiyorsun. Yatağa yağ damlayacak diye pıt pıt etiyor yüreğin ya. Yatakta nimet olmuyor abi. Nimet kim be? Yani öyle nimet değil abi. Nimet yani hanım ismi ama yani bu değil. Bu sözlerin başka bir şey ya. Onun yağına ekmek baranım diyorsun. He? Ya egzecere etme Paskal. Şurada adab-ı muhaşerete dair bir şey konuş yere. Ya hakikaten. Ya da başka ne için kullandın? He? Sadece Honduras. Bir de kahvaltı mı? Ya dergi ve gazete okumak, televizyon izlemek, ne bileyim bütün bunlardan bahsetmiş uzmanlar. Yatakta uyku dışında zaman geçiren insanlar daha zor uyuyorlarmıştı. Çünkü beyin yatağın uyuncak yer olması gerektiğini unutuyormuştu. Yani tam bir cahil laf. Ay yatakta da okuyabilir insan. Misal şimdi ben sağ yanıma yatıp kitap okuyorum. Beynimin sol yanı dolunca sol yanıma yatıp öyle okuyorum. Hani full dolu beyinle uyuyorum. Dilber hocam siz ne arıyorsunuz yayın masasının altında Allah aşkına? Ay içim geçmiş şuraya kıvrılıp uyudum biraz. Hocam benim eve gitseydin? Senin yatağında uyumam ben acayip acayip rüyalar görüyorum. Ay garip bir enerjisi var senin yatağının. Tam bir cahil yatağı. Ya Dilber hocam madem buradasınız o zaman size bir şey sorayım. Biz millet olarak yere paralel olmayı seviyoruz ya. Neden böyle? Yani genişçe bir yer bulduğumuz vakit hemen kaykılıyoruz. Şimdi bu cahillikten kaynaklanıyor. Yani beyin boş olduğu için kan gitmiyor, aşağıda kalıyor. O yüzden kaykılıyorsun. Mesela ben hiç kaykılmam. Niye? Çünkü beyinde bilgi var. Çok saçma. Cahil, kara cahil. Sen ancak manda malağı gibi böyle yatmayı bilirsin. Biraz kitap oku. En son hangi kitabı okudun? Söyle bakayım bana. Doğa Niselix, Kullanmak Lazım. Sen Kadir... Umberto Eco'dan Yorum ve Aşırı Yorum. 2001 baskısı. İtalyanca orijinalinden okudum hocam. Yalancı cahil. Okudum hocam. Ay bana bak sakın okuyup okuyup bana rakip çıkmayasın. Aman estağfurullah hocam siz kim? Yani biz kim size rakip olmak kim olacak şey mi ya? Kıllandım senden Kadir. Demek kitap okuyorsun ha. Bir dakika ama hala cahilsin. Yine de sana bir şey göstereceğim. Bir saniye. İşte bu. Allah! Christina Aguilera'nın bikini resmi. Büyük hastasıyım bu yavrunun hocam. Kitapları unut Kadir. Gözlerimin içine bunlara bak. Unut kitapları. Dirbo ne oldu? İşini gelmedi değil mi? Ay sen sus kara cahil şatap. Bir şarkı falan çal. Ay ben Kadir'e kitapları unutturacağım. Ay ben gidip biraz kitap okuyayım bari. Canım ekşi ekşi kitap çekti. Ay Dilber hocam bir yere kaybolmayın. Fener Galatasaray maçını konuşacağız. Yani illa bir cahil muhabbeti atacaksınız. İyi ben gidip kitap okuyayım ve sonra konuşuruz. Tamam hocam tamam. Aragaz. Felsefenin dibine vuran program. Madem gireceğiz kabire, s**rim habire. Pascal. Geldi hocam. Dinleyici sorusu var canım. Okuyalım baba. Twitter adresimiz neydi? Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir Twitter adresimiz. Buraya soru gönderin. Bak fena olur Pascal'ın ağı tutar. Çok acayip ve dua ederim ona göre. Aman diyeyim. Pasko senin Instagram adresin neydi bro? Ben numara 21. Vay, seninki Kadir. Benimki de Kadir Çopdemir. Kadir Çopdemir'e de bekleriz efendim. Peki Allah saf kulun duasını kabul eder. Bak bu biraz safça bir çocuk Pascal. Az önce beddua ederim dedi. Ters bir dua eder. İşi gücü tersine çevirir. Onun için bu saf çocuğu şey yapmayalım üzmeyelim. Şeyi Kadir, de gönderelim. Ha. Biz arabartık galiba. Biraz. Kafka ne demiş yavrum? Abartıyorum çünkü anlaşılmak istiyorum demiş. Ya biz de o yüzden abartıyoruz. Erman diyor ki Kadir abi, Pascal abi, bir kadına verilecek en güzel şey nedir diyor. Nedir Pascal sence bir kadına verilecek en güzel şey? Hayvansın. Hayvansın. Erman, kadın öyle bir mucize varlık ki. Bir kadına dal verirsen alır o dalı ağaç yapar. Kuru ekmek verirsen alır o ekmeği aş yapar. Ev verirsen yuva yapar. Sevgi verirsen seni baş tacı yapar. Yani sakın kredi kartını verme ama. O zaman da ocağına incir ağacı yap. Bak bu doğru. Beğendim Kadir. Kardeşim başımızdan geçti. Mine diyor ki ne? Kadir abi, Pascal abi, erkekler neden aldatmaya yatkın?
Ya bak şimdi aslında baktığın zaman kadınları aldatmıyorum ki. Nasıl yani, ne nasıl, neyi aldatıyoruz yani? Abi aldatılan kim? Kadın. Aldattığımız? O da kadın. Yani sonuçta ortada. Evet. Hep kadın kaybediyor. Evet, evet. Bir kadın kazanıyor. Ya artı eksi birbirini götürür değil mi? Ha. Yani sen olaya kadın genelinden bakıyorsun. Evet abi. Ama sadakat diye de bir şey yok mu Pasko ya? O bende yok. Yavrum bak görüyorsun, erkekler Bluetooth gibi. Sen yanındayken bağlantısı çok iyi. Biraz uzaklaşıyorsun, hemen yeni aygıt aramaya başlıyorlar. Yani model bu. Model bu. Yapacak bir şey yok tatlım. Anladın? Ama Kadir, bu kadınlar var ya çok ilgi istiyor. Erkekte de en az olan şey ilgi, değil mi? Öyle değil mi Pascal? Evet abi. Olursa var ya, dükkan sizin. Yok abi. Veremiyoruz. Ya şimdi bir yıl kaç gün Pascal? 365. 6 saati de var. Yani bir yıl 365 gün 6 saat. Doğru. Ya bir kadına 365 gün her an ilgi göster. O kalan 6 saatte ne yaptın, benle hiç ilgilenmiyorsun diye söylenir mi söylenmez mi? Söylenir. Hayır, belki söylenmek hakkıdır da yani. Ama yani söylenir. Söylenir, bu böyle. Yusuf diyor ki abi diyor, dur bakayım. Abi yeni nesil hatunlar uzun boylu erkek istiyor. Hep 1.90 olacak diyor. Bunların Türk erkeği standartından haberi yok mu diyor. Abi beni bağlamaz. Benim boy 1.90. Her türü giderim var. Yavrum boyun 1.90'da ne faydasını gördüm. Ya neyse. Yani ben 1.90 idealim diyen Türk kadına seslenmek istiyorum. Nerede gördünüz abi 1.90 boyundaki adamı da ideal bellediniz? Yavrum burada bir 75'i bulursan Rabbine hamd edeceksin ya. Evet Kadir. Sizin boylar biraz kısa. Artık boy meselesi deyince hemen siz oldu. Hani Çorumluydun yavrum sen? Abi ben uzun Çorumluyum. Kendinden Çorumluyum. Bak memlekette hanımlar da tuhaflaştı. Bakıyorsun izdivaç programında 65 yaşındaki teyze 55 yaşındaki talibini elektrik alamadım diye reddediyor. Ya sen nefes aldığına dua et be kadın. 65'indesin ya. Kadir öyle deme. Kadın her yaşta kadındır. Kızmamak lazım. Ya niye kızmayayım abi? İzdivaça katılan her kadında aynı soru. Araban var mı? Evin var mı? Emekli maaşın var mı? Kendi işin var mı? Senin neyin var? Yemişin önceki kocadan gazuğu. İki tane çocuk var. Onlar da bana ihale kalacak. Başka yok. Ya herkes önce kendine baksın kardeşim. Kadir sen de katılsan abi. Abi düşünmüyor değilim bak. Talip olacağım elektrikli bir hanım bulsam hemen katılacağım. Gideceğim güzel göbeğimi açacağım. Her şekil maymunluğumu yapacağım. Rahatlayacağım ya. Ya nedir bu böyle? Hep ciddi takıldık, darlanmadık mı Pasko, ne diyorsun ha? Ya Kadir. Efendim? Rahatlarsın. Ne dedin Pasko? Rahatlarsın. Aragaz. Her friki gol yapan tek program. Aragaz. Pascal. Kadir'cim. Canım büyük başkan sen, Thunderbolt geldi. Evet. Evet, kendi şu an stüdyoya. Büyük başkan sen, Thunderbolt, hoş geldiniz. Başkanım hoş geldin. Büyük başkan iyi misin? Ben size küstüm ya. Niye küstün başkan ya? Herkese küstüm ben. Ya benim huyum böyle yani. Alçaklara, nankörlere. Ha bir de bu satılmış köpeklere küserim ben yani. Ne yaptık ki ya? Ne yaptık biz başkanım? Ne yaptık ya? Merdivene oturdunuz ya. Ya ne merdiveni büyük başkanım ya? Alçaklar. Ulan derbiye gitmediniz mi siz? Gitmedik ki başkanım. Harbi mi lan? Vallahi gitmedik. Evde seyrettik arkadaşlarla. O zaman tamam. Tamam ben size küsmedim o zaman. Kime küstünüz? Maça giderlere mi? Onların hepsine küstüm ben. Neden ama büyük başkan? Ya statta merdivenler doldu bak. Merdivenlere oturmayın dedim. Yine de oturdular yani. Ya büyük başkan. Bak Fener geleneği devam ettiriyor. 18. sene Kadıköy'de Galatasaray mağlubiyeti yok. Yani şimdi küslük zamanı mı, kızma zamanı mı ya? Olabilir, olabilir. 18 olur bu, bak 20 olur. Ya ben onda değilim yani. Neredesin başkanım? Ya Fener'in yaptığı çok büyük ayıp ya. Ne ayıp etti Fener ya? Niye, ne yaptı yani? Yani Fener'in bu yaptığı bak misafirperverlik değil yani kardeşim. Yani çok ayıp yani. Lan 18 sene adamlara sahanda maç vermemişsin ya. Ayıptır ya. Lan misafire bir kere ikram etmek lazım. Yani arada bir iki maç versene. Hani Fenerbahçe'yi kınıyorum Kadir. Bak Pascal sen de şahit ol. Başkanım ben böyle bir şey hiç duymadım. Duyamazsın. Duyamazsın. Çünkü niye? Ecnebiler bilmez böyle şeyleri. Kadir sen bilirsin. Misafire izzet, ikram, hürmet bak bizde gelenektir yani. Ya tamam büyük başkan, tamam maç bu ya. Maçın ikramı olmaz ki, olur mu?
Olur, olur. Yani arada ikram edeceksin ki yine gelsin yani. Bak şimdi Galatasaray, bak ben bir daha Kadıköy'e gelmem, hiç misafire hürmet yok dese ne olur? Ne olur yani? Bak bunları düşünmek lazım yani ya. Başkanım siz gittiniz mi? Gittim, gittim. Aziz Başkan beni davet etti. Sen Thunderbolt kardeşim dedi, gel beraber maçı izleyelim dedi. Ben de gittim. Kapıda beni tanımadılar bunlar. Biletim yok diye içeri almadılar. Aziz Başkan'ı aradım ben de, cebi kapalı. Ondan sonra baktım Mahmut Uslu'yu aradım. Onun da cep telefonu borcundan kapanmış. Aa, koskoca Mahmut Uslu'nun cebi borcundan dolayı kapanmış mı ya? Yok, zaten kendisi açtı telefonu da, o hani var ya böyle, aradığınız numara borcundan dolayı kapalıdır. Ha, o diyen ses var ya, ha, onun taklidini yaptı. Güya benimle konuşmak istemiyor. Değil mi lan bunu sen Thunderbolt ha? Ya başkanım, koca Mahmut Uslu yapmaz öyle şey. Beleş bilet istiyorum sandı galiba ya. Ha, yani stada giremediniz yani? Giremedim. Yani merdivenlere bile adam almışlar ama beni stada almadılar. Nerede seyrettiniz maçı? Bağdat Caddesi'nde. Maçı nasıl yorumlayacaksınız başkanım? Biraz maç üzerine konuşalım. En çok ben De Souza'yı beğendim bak. Bak Volkan maalesef kalede güven vermiyor. Çok yiyor çok. Yani geleni aldı yani. Nasıl anladınız ki? Adama top gelmedi. Yok, zaten futbol açısından değil. Hani maç oynanırken bu canı sıkılmasın diye kale arkasındakiler buna Volkan'a çips çekirdek fıstık falan verdiler. Bunu aldı hepsini yedi bu. Yani çok abur cubur yiyor. Olmaz yani. Kilo yapar bak. Galatasaray? Orada kimi beğendiniz? Ben valla Galatasaray'dan en çok George Hagi'yi beğendim. George Hagi mi? 10 sene evvel oynadı en son derbi ya. Zaten ondan sonra oynayanlar da pek bir şey yapmadı yani. George Hagi iyiydi bak. Bak evde oturup maç seyrederken bile sağdakilerden daha çok zorladı Fener'i. Aferin. Başkanım bu Dick Advocaat yerini sağlamlaştırdı sanki ya. Sağlamlaştırdı mı? Ben sağlamlaştırdım onun yerini. Nasıl yaptınız? Şimdi bu yedek kulübesinde oturduğu koltuğun contası gevşemiş bunun bak. 15-16 anahtar aldım. Ya vidaları sıktım güzel. Sapa sağlam oldu. Rahat rahat otur burada dik dedim ben buna. Başkan Galatasaray'da yanlış bilen bir şeyler var galiba değil mi? Niye bu durumda? Bu Galatasaray'ın hocası var ya Yiğit'in. Yani evet. Bu bilgentini fazla sürüyor bak. Ne alaka başkanım ya? Bilgentini saça fazla sürersen bak saç donma yapar. İdrakim tıkanır. Adam maçı böyle çizgi film izler gibi izledi ya. Peki Galatasaraylıları teselli babında bir şeyler söylemek ister misiniz Büyük Başkan? Yani belki bir takım yatıştırma cümleleriniz vardır. Söyleyeyim oldu. Madem söylüyorsun bak 18 sene oldu kazanamadık diye üzülmesinler bir kere. Bak ne güzel Kadıköy deplasmanı gezme oluyor ya. Yani bak kardeşim Boğaz'ı geçiyorsun bak manzara seyrediyorsunuz. Maçtan çıktıktan sonra in Kadıköy'e gez dolaş bak. Boda'ya git falan bir şey git. Yani olay bir de iyi tarafından bakmak lazım. Ama yani. Başkanım bu teselli mi ya? Adamlar zaten yaralı. Harbi teselli edin istiyoruz biz ya. Galatasaray'ın da UEFA kupası var. 20 sene oluyor. Başka neyle teselli edeyim? Yani Fatih Terim gelecek. Rikerink Bey gidecek. Kadir senin bir Rikerink'in vardı ya. Evet Büyük Başkanım. Rikerink geldiğinde şiir yazmıştım. Aferin bak. O gün sanki bugünleri görmüş gibi yazmışsın. Ya o şiiri bir daha gireyim bakayım hadi. Hadi bakayım siz sana sokacağım bak. Süper fikir. Tamam peki. Efendim Rick Yerink geldiğinde ben onu uyarmıştım ama kendisi beni ciddiye almadı. Bakın neler demişim Rick Yerink'e hatırlayalım. Rick Yerink. Anlatırız sana bu büyük camiayı bir köşeye çekerim. Lafı çok uzatmadan söyleyeceğim Rikering. Başarısız olursan orta sahaya yatırır silkelerin. Yanlış anlama adamın ümüğüne çökerim. Önce komutan yaparız takıma sonra apoletleri sökerim. Taraftarların ister ki takımını hep saldırsın. Avrupa'da Türkiye'de kupaları kaldırsın. Abdurrahim Albayrak tribünde çıldırsın. İdman yaptır hoca diye gece evden aldırsın. Hücum pres vardır hoca bu takımın geninde. İcat çıkarma tarzım var benim diye. Talebi bilmeden arzım var diye. Sen kendi tarzına geçemeden taraftar senin... arzına geçer. Rakipler dize gelsin, İbrahimovic bize gelsin. Orta sahadan füze gelsin, ister taraftar. Maç sonu demeçlerine dikkat et Rikerin. Biz o demeçleri her tarafa çekerin. Önümüzdeki maçlara bakmayalım mı? Uzun toplarla atağa çıkmayalım mı? Beşinci yıldızı göğsümüze takmayalım mı? Maytabu meşaleyi yakmayalım mı?
Florya'dan arenaya akmayalım mı? Ne diyorsun, bir şey söyler Rikering. Kolunu arkadan bükering. Rastık çekering Rikering. Yastık dikering Rikering. Aa, ne kadar da şekering. Aragaz. Felsefenin dibine vuran program. Madem gireceğiz kabire, değil mi abi? Pascal. Geldi amca. Ya bugün kimi arayacaktık? Biz sabah bir konuşmuştuk, sonra ben unuttum galiba ya. Abi. Telefon çalıyor. Dur. Alo. Aleyküm selam ablacığım. Kimsin? Sesin çok hoş ha. Boncukçu seni. Kim? Kadir mi? Emin misin? Beni değil, Kadir arıyorsun. He? Ya Pascal bırak sabah yürüyüşünü. Kim arıyor kardeşim? Kylie Minogue diye. O arıyor. Ne? Kylie Minogue mu? Yok de gitti de. Bilmiyorum de. Beytüşe baba memuriyeti çıktı. Şarkı göreve gitti artık, orada olmaz de. Tamam. Bana bırak. Kylie, Kadir burada. Ama istersen ben Redi Kunoşur'u bilirsin. Allah cezanı vermesin pislik. Aa yok ya. İlla seni istiyor. Dur. Ne? İsrarlısın. Kadir istiyorsun. Ya bu kadınlara ne oluyor ya? Hepsi kadir istiyor ya. Of, konuş onunla. Kylie Minogue. Yemin ediyorum evlat olsan doğduğun gün mahkemeye ver, reddederim seni ya. Başımıza sardış onu. Konuş. Alo. Kylie. Ha benim Kadir, evet. Kylie sana kaç kere söyledim yavrum. Benden sana yar olmaz diye ha. Ya tramvay durağında metrobüs bekliyorsun sen Kylie. Olmaz bu ya. Hayda. Kelye değil mi Kadir? Ya bir aralar imzamı attım Pascal, neyse. Efendim, Kylie efendim. Ya ben seni kalbime gömdüm, üstüne de beton gömdüm. Unut beni. Ben yalnızlığın serserisiyim artık Kylie. Vay be. Giderli Kadir başladı. Ben de biliyorum Kylie. Gittiğim yol değil. Ama manzarası güzel. Vış. İşte bu cümle. Vurucu, bitirici. Vay. Neden mi bu kadar negatifim? Benim hayatımda pozitif olan tek şey kangurubuğum cici kız. Hayat böyle, şekil böyle. Biz tercih etmedik, böyle oldu yani. Kadir dur lan, bunu yazayım be. Güzelmiş. Sana bir şans, son bir şans verip yeşil ışık yakmamı istiyorsun ama hayat bana hiç yeşil yakmadı Kylie. Gerçi ben de kırmızıda da hiç durmadım ayrı ama cici kız. Oo Kadir, bugün dokturuyorsun. Bunu da yazayım. Kendini yorma Kylie. Kredisi bitmiş bir aşkın limitini yükseltmeye gerek yok. Kadir, senin içinde ne var oğlum? Nasıl bir adam var ya? Laflara bak. Sana bakışım değişmiş olabilir, evet. Gözlerimin rengi standart ama bakışım adamına göre değişir Kylie. Gözlere bak ya. CBD kurdu gibi. Ne yapayım kızım? Egon ayaklar altına alıp beni aradıysan. Senin ego dediğine biz Ankara'da otobüs diye biniyoruz. Otobüs. Yürü be! Kralsın Kadir. Ardından çaresizce bakıp hoşça kal demeksen mesela, meselenin de senin de. Oy Kadir atara geldi. Elim. Yok ya, demek bir gün pişman olur kapına gelirsem sen de bana acımasız davranacaksın, öyle mi Kylie? Bak kızım, ne kimseye muhtaç oldum ne de kimseye minnet ederim. Anamın duasıyla geldiğim dünyadan hocanın selasıyla giderim. Yaz bunu kafa bandına. Kadir bu kadar set yapma ya. Kylie mi de bu ya? Ya bırak Pascal, karışma sen. O benim kalbimin üstüne basıp giderken bana acıdı mı? Boş ver kabi falan. Efendim Kylie, beraber bir selfimiz bile yok. Evet, biz cep telefonuna poz veren club çocuklarından değiliz cici kız. Bizim kaydımız mobeselerde var. Çok istiyorsan git emniyete versinler. Mobese kaydından selfie. Ha? Alemsin oğlum sen. Alo Kylie, sana yazdığım son mesajı hatırlıyor musun? Hani WhatsApp'tan. Mavi tık bile olmadan sildiğim mesajım. Ne demiştim? Dün gökyüzüne bir avuç yıldız fırlattım. Karanlığında aydınlığım olsun diye. Şimdi sensizliği kalbime fırlatıyorum. Bıraktığım yerden dönesin diye. Vazgeçilmezim sıra sende. Gururu bir yere fırlat ve pişmanlığımla sızlayan şu kalbimi mükemmelliğinle donat demiştim. Ama tınmadın. Şimdi ağla, işte ağla şimdi. Kendin contayı yaktı. Dur artık ya. Yakmazsa Pascal. Aragaz. Her friki, gol yapan tek program. Aragaz.
Tövbe tövbe. Paskal. Bezbo. Dilber Hoca nerede? Buradaydı. Bizim çaycı abla var ya. Evet var. Onunla konuşuyordu. Oo. Çay tarihini anlatıyor. Kadın istifa etti. Sonra görmedim. Nerede bu adam ya? Hani derbi maçını konuşacaktık? Ne bileyim abi ben ya. Ya abi adamın sağ solu belli değil ya. Tuhaf. Geldim cahiller, geldim, buradayım. Oo, Dilber Hoca. Aa Dilber Hocam, forma giymişsin, hayırdır? Yani çocuklar, ne yapayım, ay ben de futbolu takip eden cahiller gibi formayla dolaşmak zorunda kaldım. Neden hocam? Ha, ayrıca Dilber Hocam, maçın ertesi günü kazanan takımın taraftarı forma giyer. Siz Galatasaray Dilber Hocam, bu Malatya Spor forması değil mi ya? Ay sahi mi diyorsun? Evet hocam, yeni Malatya logosu var. Yani Eşber Siftah denen cahilden ay sarı kırmızı forma istedim. E ben de var, sana veririm dedi. Malatya forması vermiş cahil. Aa, Eşber Hoca Malatyalı ya, oldandır ya. Ha, ama olsun başkanım, o da sarı kırmızı, bu da sarı kırmızı. Ama ben sizin Galatasaraylı olduğunuzu bilmiyordum bak. Ay ben takım tutmam, yani en son tuttuğum takım ay Bizans zamanında araba yarışları yapan Maviler takımıydı. E bir de Sultan Mahmut zamanında Lahana Spor vardı, böyle o katar cirit atarlardı, onları tuttum. Futbol takımı ben hiç tutmadım hayatımda. E niye bunu giydin sarı kırmızı? Yani ben Galatasaray Üniversitesi'nde ders veriyorum ya, yani maç gününden beri üniversitede herkes çok üzgün. Ya bir teselli babında Galatasaray forması giyeyim dedim. Ama yani anlamıyorum, yolda herkes bana naber, Hello Kitty, ha ha diye laf atıyor. Ay nasıl bir cahillik bu ya? Yok hocam, onun bir anlamı var da şimdi size anlatmak uzun sürer. Niye, ben cahil miyim? Yani benim beynim yok mu? Olur mu hocam? Estağfurullah. Hocam bu Rikering var ya, gider mi bu? Ay Rikering kim? Neredeki nereye gidiyor yani? Ya, Galatasaray öncesi yok mu Rikering? Onu diyoruz. Yani bir kere adında meymenet yok. Rikering giderink, yani yakında gider o. Yani hem git Kadıköy'de Fener'e yenil, hem de koltuğunda otur. Yani tarihte görülmüş şey değil. Zaten bu Flamanlar çok cahil millettir. Ay Avrupa'nın köylüsü ya. Yani hünörsüz bir millet. Dilber hocam, 17 senelik yenilmezlik tarihi bir şey mi sizce? Öyledir. Yani 17 sene bir takım bir takıma kendi sahasında yenilmiyorsa bu tarihi bir şeydir. Bunu tarih kitaplarına da ben not düştüm. Bir dörtlük yazdım. Hadi be, okusana. Daha ne kadar gider bu böyle? Yerimiz hazır Bakırköy'de. Fenerbahçe Galatasaray'a yenilmiyor Kadıköy'de. Yani Ebced hesabıyla da tarih düştük. 20 Kasım 2016. Hocam maç izledin mi? Seyrettim. Açtım televizyonu. Ay Kadıköy'ü sel almış herhalde dedim. Niye abi? Suyun içinde oynuyor topçular. Suyun içinde mi? Evet, yani futbol ne kadar değişmiş Kadir. Ay elleriyle top atıyorlar. Ay yüzüyorlar, dalıyorlar. Ay çok acayip ya. Hocam sen ne izledin ya? O su topu olmasın? Ha, ay ben de diyorum ki maç 2-0 bitti diyorlar. Halbuki 14'e 10 bitti. Ay ne acayip diye. Ay bir de maçtan sonra sokağa çıktım. Fenerli bir grubun içinde kaldım. Ay kollarıma girdiler, beni zıplattılar. Nasıl zıplattılar? Ay ne bileyim, böyle zıpla zıpla zıplamayan diye bağıra bağıra beni de zıplattılar. Ay beyin bıngıldağım sarsıldı. Yani cahil olmak, hiçbir şey bilmemek ne güzel şey. Yani ignorance is bliss. Yani ne kadar mutlu oluyor insan cahil olunca. Ra 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 rö 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 Galatasaray Galatasaray şenola. O ne hocam ya? Ay böyle bir tezahürat vardı ya, nasıldı o? Ay, ra 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 rö 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 diye bir şey yok. Aman sanki Galatasaray diye bir takım kaldı sanki, cahiller. Aragaz. Her friki gol yapan tek program. Aragaz. Tövbe tövbe. Paskal. Kadir. Bugünlük yeter diyorum, gidelim mi? Abi haydi kalk kalk kalk. Telefon çalıyor, telefon. Abi kim bu ya? Tam gider ayak ne ya. Ne bileyim ben, taksi durağı telefondan beter oldu benim telefon. Alo. Aleyküm selam. Kimsin? Brunei Sultanı mı? Paskal. Brunei Sultanı arıyorlar bizi. O kim ya? Ne iş yapıyor?
Dünyanın en zengin adamı diyorlar. Amerika'yı satın alacak parası varmış bu adam. Oo, Kadir, saygıda küsur ekme. Ya eder miyiz delimiz? Alo, Sayın Brunei Sultanı. Arzu hürmet ediyoruz efendim. Kravat yapar, boyumuza dolarız. Brunei abi. Oğlum Brunei adamın ülkesinin adı lan. Brunei abi ne ya? Abi zengin dedin ya. Nerede diyalayım? Şaşırdım. Doğru yoldasın, devam et. Sayın Brunei Sultanı, buyurun efendim. Efendim kimi? Robinson Van Persie mi? Şahsen tanımıyoruz. Ne yapalım? Van Persie'yi kargoyla size mi yollayalım? Abi kargo çok tutar. Adamın altından evi var diyorum. Sen kargo çok tutar diyorum Pasko ya. Abi olsun ya. Yine de tutulalım. Hazıra da yaslanmaz. Hazıra daha dayanmaz abi o laf. Alo Sayın Brunei Sultanı. Abi. Ha. Ne yapacaksın abi Van Persie'yi? Aslanlara yem mi yapacaksın? Niye abi? Ne? Hadi canım. Ne diyor baba? Kadir'cim diyor Fener Galatasaray derbisinde diyor. Bahis oynadım diyor. İlk yarıya sıfır çektim diyor. O kitapsız Van Persie diyor benim kuponu yatırdı diyor. Yüz katı oynamıştım diyor. Güzelim kupon yattı gitti diyor. Kadir bu nasıl zengin? Ha? Alo Brunei Sultan. Abi. Abi şimdi sizin servetinizin hesabı yapılamıyor. Uçsuz bucaksız bir servetiniz var. Nasıl olduysa. Siz niye bahis oynuyorsunuz abi? Ne? Heyecan mı? Ne istiyormuş? Heyecan arıyorum Kadir'im diyor. Gelsin buraya abi. Heyecan İstanbul'da. Evet abi. Tabii abi. Heyecan arıyorsanız İstanbul'a geleceksiniz ya. Ha? Ya bizim her anımız ekşim bu şehirde Sultan. Mesela size akşam saat 18'de uçak bileti alalım. Sonra siz saat 16'da Kadıköy'den Yeşilköy'e uçağa yetişmeye çalışın. Çok büyük bir heyecan. Camel Trophy bunun yanında halt etmiş ya. Sonra mesela İstanbul trafiğinde koruma aracı terörü esiyor. Böyle siyah camlı koruma aracı ne olduğunu da bilmiyorsun ya belki de değildir. İçindeki adamlar trafikteki öbür sürücüler el kol hareketi çekiyorlar. Bakıyorlar. Önde bir çakar var. Kimi koruduğu yani adamın ne olduğu da belli değil. Belki değil. Onlar biz adam bir şeydir diye ses çıkarmıyoruz. İstersen gel biriyle polemiğe gir. Adamın kemiğini kırıyorlar. Çok eğlenceli oluyor ya. Yani. Harbiden ya. Abi bu adamlar kimi kırıyor? Ya ne bileyim abi ben arabanın önüne çakar attıran bir tepe lambası çakan şehirde istediği gibi sürüyor. Yol istiyorsa teki arabalar zart surt yapıyor. Kimin ne olduğu belli değil trafikte ya. Abi ben tırsıyorum. Hemen yol veriyorum. Abi bak İstanbul trafiğinde kim yol isterse vereceğim. Çok pis bakıyorlar. Adamın yüzüne çok pis bakıyorlar. Beni çekip vuracaklar zannettim yeminle ya. Efendim Brunei Sultan abi. Ne düşünüyorsun? Ha Brunei milli takımın başına geçecek bir hoca mı bulalım? Oo süper ya. Kadir Yılmaz Hoca. Yılmaz Buralı tavsiyet. Yok yok ben çok büyük kıyak yapacağım Galatasaray için. Alo Brunei Sultan abi. Şimdi Rikenik diye bir hoca var. Geleceğin futbolunu oynatıyor ya. Sözleşmesi var gerçi ama sen parayı basan alırsın acık. Kaçırma bunu. Kaçırma. Oğlum ya çok şakalsın. Tabii abi. Galatasaray kulübüyle irtibata geç Sultanım. Benim de selamımı söyle. Zorluk çıkarmayacaklar ya. Hadi işin gücün rast gelsin. Davancanından ses gelsin. Haydi abicim benim. Haydi haydi. Vay Kadir ya. Galatasaray var ya. Büyük yak yaptın. Ya ben Galatasaray'ı dinleyicim için yapıyorum abi. Bizi en çok Galatasaraylılar dinliyor. Bir güzelliğimiz olsun ya. Hadi bakalım. Bu güzelliği unutmayın. Kıyamız olsun. Hacı Pascal bugünlük yeter bakın bak. Vallahi babacığım bugünlük yeter. Yeter gari. İnşadan uzayalım lan. Hadi. Hadi yarın kaldığımız yerden yürü devam edelim. Paka paka. Bay bay. Pascal, Oman, Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da şoförsen başkasın. Hadi lan. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaze.